Kar poğaça için malzeme listemiz. 125 gram tereyağı, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 adet yumurta, 1 paket yaş maya, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Üzeri için 1 paket instant maya, yarım su bardağı pirinç unu, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz. Leopar poğaça. Üzerini nasıl yapacaksın Kübra'cığım? Üzeri için ayrı bir sosu var. Hı hı. Özel bir sos. Evet, özel bir sos ve evet, o sosta da kuru maya var. Evet, instant maya kullanacağız. Şekli, güzelliği veren o olacak. Yani hamurumuzu zaten çok güzel, hı hı, bir hamur. Hı hı. Üzerine o sosu döktükten sonra çok şık bir şey çıkacak ortaya. Hadi başlayalım. Genel olarak şöyle bir anlatır mısın? İlk önce mayayı alacağız, hı hı, sıvıları karıştırıp, hı hı, yavaş yavaş un ilavesiyle hamurumuzu yoğuracağız. Yoğuracağız. Hı hı. Üzeri için olana da sonra geçeceğiz. En son, o şekil verdikten sonra yapacağız, hı hı, onu, dökeceğiz. Hı. Sıvı yağ ve suyu ekledim. Hı hı. Sütü ekliyorum. Poğaçamızın hamurunu yapmaya başladık, leopar poğaça. Yoğurdu ekliyorum. Evet. Mayalı harika bir hamur. Kesinlikle harika. Elde edeceğiz. Yumurtaları kırıyorum. Ben bunu kapatıyorum. Bu eriyecek çünkü kendi sıcağıyla. Evet. Tereyağını da almamız gerekiyor. Tamam, bir dakika. Hı hı. Hiç acelemiz yok tatlım. Tamam. Çünkü biliyorsun mayalı hamurda en önemli şey böyle bunların güzelce demlenmesi. Evet, mayayı da ekliyorum şu anda. Kübra'cığım, sen peki genelde poğaçalarını mayalı hamurdan yapıyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Yaş maya mı çok kullanıyorsun böyle? Yaş maya kullanıyorum, evet, çok kullanıyorum. Daha çok tercih ediyorsun. Tabii, yani daha çok kabartıyor gibi geliyor bana. Doğru. Bilmiyorum. Ama ne güzel söyledin, ben öyle hissediyorum diyor. Yağımız eridi gibi. Çok da sıcak. Zaten biliyorsunuz hemen oda sıcaklığında. Çok sıcak olmasına gerek yok. Evet, alalım. Olmasın. Yağı da döktükten sonra mis tereyağı. Rahatladım. Şimdi tuzu, şekeri alıyorum. Ya çok ilginç işte. Bazı konuklarım tuzu yani sonradan koyuyor. İlk başta koyunca çünkü sertleştiriyor. Yani ilk başta şekeri ilave ediyoruz aslında. Kuru mayanın aktifleşmesi için. Evet. Ama ya sen öyle de, o da doğru bir yöntem. Hatta onu unun üzerine de serpiyorlar. Ama ben şu anda unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Hani aldığı kadar un dedik. Aldığı kadar un dedik. Evet. Yaş maya kullandın. Evet. Ve şekerle tuzu aynı anda koydun. Evet. Bir problem yok diyorsun. Yok. Allah Allah. İyi, tamam, peki bakalım o zaman kabaracak mı? Göreceğiz. Ya her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Bravo. Benimki de böyle. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Yani hanımlar zaten biliyorsunuz tecrübeyle sabit. Ha, tamam, ben tabii ki konuşuyorum. Her gelen konuğumdan da bir şey öğrendiğim için aslında benim de kendime göre bir yapış tarzım var elbette. Ama özellikle bu denenmiş tecrübeyle sabit. Sevgili Kübra diyor ki benim leopar poğaçam hem kabarıyor hem de çok güzel oluyor diyor. Biz de onu dinliyoruz tabii. Oluyor, denesinler. Ellerimizi yıkadık. Yıkadık. Yavaş yavaş ekliyorum yine. Bu önemli çünkü sabır işi bu. Bir de severek yapmak lazım. Benim mesela canım bir şey yapmak istemediği zaman mecbursam onu yapmaya güzel olmuyor.
Ay, çok doğru bir şey söyledin. Olmuyor yani, yapacak bir şey yok. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Vallahi yani Kübra'cığım hakikaten bir sana bakıyorum böyle, hiç böyle poğaçalar yapıp da yiyen biri gibi değilsin. İnceciksin maşallah, çok güzelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ama o kadar kocaman hamuru da nasıl yoğurdun, harika. Çok sağ olun. Vallahi ellerine sağlık. Yani Öykü Hanım, artık hanımlar değişik tarifler istiyorlar. Yani gün masalarında değişik şeyler olsun istiyorlar. Bu da tam onlara göre. Yani hem görüntüsü çok şık, hem zaten poğaça çok lezzetli. Evet, ama sen yapıp da yemeyenlerdensin galiba. Az yiyorum. Az yiyorum ben. Arkadaşlarıma yediriyorum. Yedirmeyi çok seviyorsun. Kesinlikle, yedirmeyi çok seviyorum. Yapmayı, yedirmeyi çok severim. Harika. Bir de bu poğaça öbür güne kaldığı zaman da çok güzel oluyor. Ve hani piştikten sonra fazla mı geldi? Buzluğa atabilirler. Başka bir misafir geldiği zaman çıkarıp ısıtsınlar, aynı yeni yapılmış gibi olacak. Evet, ne güzel, harika bir hamur zaten. Hamurumuz tamam. Şimdi hamurumuzu çok güzel bir şekilde yaptık. Ama biz sevgili Kübra'yla önceden mayaladığımız hamurumuz vardı. Şimdi onu çıkaralım. Şöyle oluyor, bakınız. Evet, çok güzel kabarıyor. Evet, aynı şekilde şöyle. Şimdi, kocaman bir hamurumuz var. Şimdi hamurumun gazını alıyorum. Mayalı mayalı kokmasın diye yapıyorum bu işlemi. Şimdi şekil vereceğim. Un vereyim mi? Yok. Biraz ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Evet, gayet çok ele yapışan bir hamur, evet, görüyorum. Yani bunun böyle olması gerekiyor. Poğaçanın puf puf olması için bu. Hani kuru kuru olmasın diyerekten. Bu şekilde. Tamam. Şimdi bezelere ayıracağım. Şöyle bir alet kullanacağım. Bu şekilde biraz ele yapışırsa lütfen tedirgin olmayın hanımlar. Evet, bunu eklemesinler. Çünkü bunun kıvamı böyle. Çok büyük büyük yapmaya gerek yok. Zaten çok güzel kabaracak. Peki bunun üzerine hani böyle leopar deseni yapacağız ya. Bunun ikinci aşaması çok uzun sürüyor mu, çok şey mi? Yani onunla ilgili ne söylersin? Deseni yapacak sos mu? Çok basit, herkesin evinde olan malzemeler. Zaten yani maya var diye gözümüz korkmasın. Hayır, hiç korkmasın. Tamam. Instant maya ve pirinç unu en önemli olan. Pirinç unu zaten bebekli annelerin evinde vardır. Her zaman var. Her zaman vardır. Çok az bir yağ, su. Güzel bir sos hazırlayıp poğaçaların üzerine dökeceğiz. Dökeceğiz. Ve o leopar desenini alacak. Leopar desenini verecek olan sos o. Ve üzerine çok güzel bir çıtırlık veriyor. Zaten poğaça puf puf. Üzeri de öyle çıtır oldu mu yemeye doyamıyor insan. Harika. Kesinlikle. O leopar deseni arkadaşlarımın da çok sevdiği bir poğaçadır. Sözümüzü kestim. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Lütfen anlat. Arkadaşlar, komşular, aile, değil mi? Çok herkes seviyorlar. Herkes çok seviyor. Evet. Kayınvaliden de seviyor mu? Kayınvaliden de çok sever yaptığım tüm yemekleri. Evet, çok sever. Böreklerimi sever. Sağ olsun. Tabii sen eşine ilk pilav yaptın ama ben senin aynı zamanda patates püreli köfte yapıyorsun galiba, değil mi? Evet, o yemeğim de çok beğenilir. Arkadaşlarım, eşim çok beğenir o yemeğimi de. Özel istek yapıyorlarmış. Tabii, yapıyorlar. Öykücüğüm bir kere kadayıf istedi kayınvaliden. Ben de şey yaptım, şöyle çok büyük bir tepside böyle kadayıf yaptım, olmadı. Ay. Onun haberi yokken hepsini döktüm. Ya, ay.
Ama olsun yine de. Sonra biraz... geldi dedi ki kadayıf nerede? Kadayıf nerede diye. Hazır alsaydın. İşte o anda aklıma gelmedi. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bence çok dürüst davranmışsın. Sen olmadığına ya... inandığın için döktün mü? Attın evet, mı? Olmadı. Hı-hı. Ya zaten her şeyde olacak diye bir kaide yok. Hı-hı. Bazen bir şeyler olmayabilir ama pes etmemek lazım. Şimdi poğaçalarımızı, daha doğrusu bezelerimizi ayırdık. Hı-hı. Çok güzel bir kıvamı var. Şimdi ne yapıyoruz? Tepsiye alıyoruz. Tamam. Sonra tepsinin üzerine mi sosu dökeceksin? Tepsinin üzerine sosu dökeceğiz. Tamam. Sonra fırına vereceğiz. Sosumuz için her şeyi bir kasede karıştırıyorum. Önden koymam gereken hiçbir şey yok. Su. Pirinç unu. Pirinç unu. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Şeker. Şeker. Tuz. Ve? İnstant maya. Mayalı bir sos. Evet, yani leopar görüntüsünü verecek olan sos bu. Hı hı. Şimdi bunu kaşıkla poğaçaların üzerine dökeceğim. Harika. Ay çok kolay, basit bir sos. Evet. Bakar mısınız? Bayağı bu şekilde döküyoruz poğaçaların Harika. Üzerine. Fırçaya Ay. Gerek yok. Kaşıkla çıtır çıtır harika bir poğaça. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten o koyulu açıklı rengi nasıl aldı diye hakikaten merak ediyordum. Evet, evet. O yüzden bunu yani şu an günün yemeğinde benim mutfağımda yaptığın için sana ayrıca teşekkür ederim. Ben de bir şey öğrenmiş oldum. Evet. Meğersem çok kolaymış. Şimdi son bezemizin de üzerine dökelim. Fırına verelim. 200 derecede. 200 derecede kızarana kadar. O, kontrollü bir şekilde. O güzel şekli alana kadar. Bunu fırına vermeden önce ne yapacağım? Tabii ki o kekimizi artık fırından çıkaralım. Evet. Bence pişmiştir. Evet, çok güzel susam, koktu. Susam mantolu kekimizi fırından çıkaracağız. Leopar poğaçamızı fırına vereceğiz. Hadi bakalım. Of çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şunu da hemen yollayayım. Bu 200 derecede yarım saat. Anlaştık. Üstü kızarana kadar.